maalesef kül alma oldu yani. Tabii kalp rahatsızlığı olan hastalarımıza siz spor öneriyorsunuz hocam. Tabii yani kalp hastası olsun olmasın. Zaten evet. Yani spor yani evet, ağır spor olmadı. Yani spor deyince çok ağır sporları bahsetmiyoruz zaten. En azından yürüyüş, yani hafif koşu. Tabii. Yani günlük işte en azından bir saat biz böyle kişilerin yürümesini, hafif koşmasını, işte egzersizler yapmasını. O hani biliyorsun belediyenin koyduğu aletler evet. Var. Onlar son derece iyi aletler. Çok faydalı aletler. Ben de yani bir ara koştuğum dönemlerde onlarla çalıştım. Faydasını da gördüm çok yani. Yani inşallah bakalım Haziran'dan sonra belki işte bu işler yavaş yavaş başlayacak. Tabii evde şimdi yapacaklar işte evde egzersiz. Evde evin içinde yürüyüş yapacaklar. Bazıları işte yürüyüş bantı alabilir. Yani evin içinde yürüyüş yapacaklar. Diyet biraz daha sıkı tutacaklar maalesef. Yani normal zamandakinden daha belki daha sıkı diyet yapmaları gerekiyor. Zaten ekmek ve şeker konusunda biliyorsunuz ben çok ısrarlı konuyum. Şekerli şey kesinlikle yiyip içmeyecekler. Peki şeker gıdayı nereden alacaklar? Şeker hayatlarından çıkartmak. Şekere ihtiyacımız yok ki bizim. Zaten bütün besinler, yani bütün aldığımız karbonhidratlar da sonra şekere dönüşüyor zaten bir şekilde. Evet. Ama yani o şeker yediğimiz zaman çok glisemik indeksi yüksek olduğu için çok hızlı kana karışıyor. Çok hızlı insülin salınmasına sebep oluyor. Ve o çok ciddi metabolik değişikliklere sebep oluyor. Karaciğerde yağlanmaya sebep oluyor. Şekerin depolanmasına sebep oluyor işte. Ve bu yağlanmaya sebep oluyor. Onun için yani şekeri zaten ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Herhangi bir şeker. İçinde şeker olan herhangi bir şeyi içecek, yiyecek çok tavsiye etmiyorum. Zaten biz şekeri dediğimiz gibi karbonhidratı zaten besinlerden alıyoruz normal besinlerden. Evet. İşte bütün işte kuru fasulye yiyorsun, işte mercimek yiyorsun, lahana yiyorsun, ne bileyim işte ıspanak yiyorsun. Her türlü meyve, her türlü sebze bunların hepsi zaten karbonhidrat. Zaten bunlardan biz ihtiyacımızı alıyoruz. Yani ilave şeker almamıza falan gerek yok. Zaten doğal değil. Yani doğal şeker zaten tek bir balda var. Bal bir doğal şeker. Onun dışında hiçbir şeker doğal değil. Yani doğal olmayan şeyler zaten çok iyi şeyler değil zaten yani. Evet. Tabii ekmek tüketimi, çamur tüketimi. Yani evet, yani kilo var ise, şeker hastalığı var ise mümkün olduğu kadar ekmek yemelerini tavsiye etmiyorum. Hamur işlerine mümkün olduğu kadar uzak durmaları gerekiyor işte. Poğaçaydı, börekti, simitti, kurabiyeydi, galataydı. Galata bile hani çok basit gibi, masum gibi gözüküyor, o bile çok masum değil. Ama işte kilosu yok ise, şeker hastalığı yok ise onlar hani biraz bir miktar alabilirler. Ekmek de zaten tam buğday kesinlikle. Yani beyaz ekmek kesinlikle zararlı. Kesinlikle. O kesin yani. Ama şeker hastalarının ben normal ekmek hiç yemelerini tavsiye etmem yani. Mümkün. Çünkü glisemik indeksi yüksek. O da çok hızlı bir şekilde yağ dönüşüyor vücutta. Maalesef. Tabii kalp rahatsızlığı olan hastalarımızı evdeler dedik hocam. Covid günlerinde, korona günlerinde evlerinde yaşarken tabii rahatsızlığı olan hastalarımız da olabilir. Hangi tür şikayetlerle size gelsinler? İşte yani göğüs ağrısı olacak. Tabii. Yani özellikle hafif eforda ya da zaten göğüs ağrısı olan artık Covid dinlemeyeceğiz. Evet. Ama gerçekten de korkuyorlar maalesef. Yani işte burada şikayet önemli. Yani bir insan kalp krizi geçiriyorsa ne yapacak yani? Mecbur gelecek. Evet. Yani onun için göğüs ağrısı, nefes darlığı böyle şiddetli şikayetleri var ise zaman geçirmesin. Tabii muhakkak ki hastaneye başvursunlar. Çünkü bu arada mesela bu Covid günlerinde de sürüsünü insan kalp krizinden kaybettik mesela. Evet. Belki de onlar gelecekti, gelmediler. Belki yani Covid olmadığı zamanlar da maalesef kalp krizleri hani yüksek Türkiye'de. İnsanlar işte doktorlara geç gidiyorlar ya da ihmal ediyorlar ya da gitmiyorlar. Aslında riski olan hastaların, işte şeker hastası olan, sigara içen, aile hikayesi olan kişilerin belirli aralıklarla işte kontrollere gelmesi gerekiyor. Kalp krizi dediniz hocam. Peki kalp krizini geçirdip geçirilmeyeceğini nasıl anlayacağız? Yani kalp krizi nedir? Yani kalp krizi biliyorsunuz, biliyorsunuz kalp devamlı kas yani devamlı çalışan, devamlı enerji ihtiyacı olan, kan pompalayan enerji ve bu yüzden de çok enerji ihtiyacı olan hem oksijen hem şeker, işte amino asit, protein yani gibi
çok enerji ihtiyacı olan bir organ. Çünkü devamlı çalışıyor. Ve bu devamlı kana ihtiyacı var. Yani bize enerji getiren de kan. Oksijeni de getiren kan. İşte besinleri de getiren kan. Şimdi sen o kanı kesildiği zaman, kesilmesi ne demek? İşte o koroner damar dediğimiz kalbe kan götüren damarların ani tıkanması sonucu kan gitmeyince kalp de o anda devamlı çalışıyor. Enerji ihtiyacı var. Gitmeyince o hücreler bir süre sonra ölmeye başlıyor. Önce duruyor. Önce hücreler kasılmasını durduruyor. Ondan sonra da yavaş yavaş ölmeye başlıyorlar. O işte süre önemli. Yani kalp krizi olduğu zaman insanda ne oluyor? Oraya kalbin gitmediği zaman şiddetli göğüs ağrısı oluyor insanlarda. Bu göğüs ağrısı işte bildiğimiz hani böyle iğne batar, bıçak saplanır gibi ağrılar değil daha çok. Daha çok işte boğuluyor hissi, işte üstüne bir fil oturuyor gibi bütün kollarına, çenene yayılan bir bölgede olan bir ağrı değildir kalp ağrısı. Yani yaygın bir ağrıdır. Her iki kola vurur. Özellikle çeneye vurur. Sırta vurabilir bazen. Mideye, karnına da vurabilir bazen. Böyle olduğu zaman çok kısa süre içerisinde hemen o damarın açılması lazım. Yani burada saniyeler, dakikalar önemli. Ne kadar geç açılırsa o damar, çünkü hemen hastaneye gider gitmez zaten kalp krizini görüldüğü zaman hemen direkt zaten şu anda hemen anjiyo alınıyor ve damar açılıyor. İşte oradaki süre önemli. Eğer böyle özellikle yarım saat içerisinde başvurursa, yani bu damar açılırsa hemen hemen hiç hasar kalmadan bu iş atlatılabiliyor. Yani kalp krizi geçiren kişinin zamanla yarışması gerekiyor. Tabii tabii. Yani bu bir de hastaneye gelenler için söylüyoruz. Bir de işte maalesef işte evet. Biz maalesef işte yani. bir kısmı hastaneye hiç gelemeden işte kalp krizi geçirdiğinden 2 dakikalar içerisinde kalbi durabiliyor. Yani diyelim ki damar tıkandı, işte kriz başladı. O anda işte kalbin elektrik aktivitesi bozuluyor. Kalbin sigortası dediğim atıyor diyelim. Yani bir elektrik aktivitesi bozuluyor ve kalp normal kasılma değil de fibrile dediğimiz bir hale geliyor. Fibrilasyon dediğimiz bir olaya dönüşüyor ve kalp titreşiyor. O titreşme demek aslında kalbin durması demek aynı zamanda. Yani titreşiyor ama kalp çalışmıyor. Kan pompalamıyor. O zaman da kalp durmuş oluyor ve işte dakikalar içerisinde maalesef insanlar hayatını kaybediyor. Yani kalp krizi yani dünyada hala en büyük yaygın problem. Hala ölümlerin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Yaş faktörü var mı kalp krizinde? Yani yaş işte artık 30 yaşlardan bazen 20 yaşlarda falan olabiliyor. Yaş ilerledikçe artıyor. Tabii ki yaş faktörü var. Yaş ilerledikçe artıyor kalp krizleri. Ama genç yaşlardaki kalp krizleri maalesef daha ölümcül oluyor. Yani öyle bir problem var yani. Genç yaşta kalp krizi geçiren kişilerin ölüm oranı daha yüksek. Daha yüksek, evet. Ama tabii. Belli bir yaş oranının üzerinde kalp krizi geçiren hastalarımızın ölüm oranı daha biraz düşük. Biraz daha düşük, evet. Yani bu onda, sebebi nedir Ali Rıza Hocam? Şimdi kalp yaşlılarda damarlar yavaş yavaş tıkanıyor. Şimdi yavaş yavaş tıkandıkça daralıyor önce. Aslında tıkanmıyor birdenbire. Diyelim ki %70 darlık oluyor, 80 darlık oldu, 90 darlık oldu. Öyle olduğu zaman bu yavaş yavaş ilerlediği zaman vücut adaptasyon mekanizmaları var kalbimizin. Bütün organların aslında var. İlave damarlar oluşturuyor. Kolateral dediğimiz yan damarlar oluşturuyor. Ve o tıkanıklığı yavaş yavaş o yan damarlar oluştuğu için o yan damarlardan besleniyor bir miktarı. Ve damarlar arası anastomoz dediğimiz şeyler oluşuyor. Mesela sol damar tıkalı ama sağ damar gidiyor orayı besliyor. Yani bu kolateral damarların ve yan damarların oluşumu böyle yavaş yavaş oluşuyor. Ama gençlerde işte bu mekanizma çok oluşmuyor. Damarlar genelde gençlerde çok aniden tıkanıyor. Ve aniden tıkandığı zaman bu yan damarlar da oluşmadığı için oraya yan damarlar besleyemiyor ve oradaki hücreler çok daha hızlı bir şekilde ölüyor. Ve çok daha büyük hasar görüyor ve ölüm oranları da maalesef daha yüksek oluyor. Yani mekanizması bu.